Emir ne yapıyor acaba şimdi? Ha, kesin hissedir, gitsek mi? Ya eminim Emir bile kendini bu kadar düşünmüyordur. Hı. Tülinler bizde zaten. Tamam, ona da haber vereceğim. Görüşmek üzere. Ne oldu? Yarın acil bir apartman toplantısı düzenliyoruz. Kapıcıyı değiştirmek üzere. Görüyorsun değil mi? Bir özür bile dilemedi benden. Ay, koca apartmana rezil olduk. Ben şimdi o Sanem Hanım'ın suratına nasıl bakacağım? Ya bırak Sanem Hanım'ları. Onlar kim ya? Allah Allah. Sen de kardeşine laf geçiremedin, bir özür bile diletemedin. Bana mı patlıyorsun? Eşek gibi özür dileyecek o. Göreceğiz. Hayır, yani anlamıyorum ben. Ben o çocuğun evini temizledim diye niye bu kadar bozuluyor bu? Ya ben Feriha'ya sana saygısızlık yaptı diye kızdım. Ama sen de haksızsın. O herifin bize çektirdiklerini bile bile niye gidiyorsun oraya? Ne işin var orada? Ya tamam, doğru söylüyorsun. Aman canım, kız da haklı tabii. Yani yediremedi şimdi yengesinin gidip de o adamın evini temizlemesini. Ne oldu abi? Toplantı yapacaklar. Bizi atacaklar mı? Bir karara varacaklar artık. Emir, ne oluyor? Hafta sonu eve bakacaktık, sesin çıkmadı. Kaptanla da kavga etmişsin. Ne oluyor lan? Yok bir şey. Üstüme gelme. Anlat kardeşim. Birader, konuşacak anlatacak hiçbir şeyim yok. Daha o kadar kötü diyorsun yani. Ya sorma alacım. Yani işte bu da geldi başımıza. Olan oldu, ne yapalım? Yok yok, öyle kaderimize razı bekliyoruz, ne yapalım? Tamam, tamam alacım. Zehra'ya da haber vermedik abi. Hele bir neticeyi alalım, haber ederiz. Neticesi mi var baba? Atacaklar işte bizi. Tamam, seher yeter, sus. Ya niye durayım ki? Yani ben orada temizlik yapıyordum. Ne vardı kavga çıkaracak Feriha? Feriha, yengenden özür dile. Ama... Özür dilerim. Neyse, büyüklük bende kalsın. Zaten senin yüzünden evsiz kalacağız. Bizi atarlarsa. O iki cadı sırf sana kötülük olsun diye yapıyorlar. Öyle ama. Seher haklı bu sefer. Allahlarından bulsunlar, ne diyeyim. Ya Feriha, kimler bizim için gitmesinler der acaba? Ya mesela şu modacı kadın. Ya tatlı bir kadın, o gitmesin der değil mi? Ha? Kimseye güvenemezsin Gülsüm. Ne düşünüyorlar, ne yapacaklar bilemezsin ki. Her şey kabus gibi bitebilir. Tahmin edemezsin. Uf Feriha ya, vallahi gece gece içim karardı yine. O zaman yandık gitti desene.
Zehra. İşte evimiz. Yavrularımız burada büyüyecek Zehra. Ben gideyim bütün siparişleri alayım. Yok işte duvarı boyayacağız, şunu yapacağız, bunu yapacağız diye hevesleneyim. Biz şimdi yılbaşına evsiziz ha? Ya ben ne kadersizmişim ya. Öyle deme Siyer Hanım. Allah'ın gücüne gider. Kimse kimseye bir haftada çık demez. Nereden baksan bir ay süresi var o işin. Ay vallahi içim ferahladı. Şükür Fidan. He. Vallahi gidip karşıya bir çıtlatasın var ama çocuk oyunumu bu derler diye korkuyorum. Zaten bir apartmanın kovduğunu öbürüsü alır mı ki? Ay dur Hatice abla, sanki sana hemen şimdi çık diyen varmış gibi sen de yani. Yok yok, ay sonunda apartman toplantısı var abim anlamış. Kovacaklar diyor. Uy. Yardım etmemi ister misiniz? Hayır. Hayır, teşekkür ederim. Gerek yok. Adınız neydi? Feriha ben. Feriha. Güzel bir isim. Mendilimi yıkamışsınız. Evet. Yanlış bir şey yapmadım umarım. Aksine. Bu davranış sizin yaşınızdaki gençlere göre oldukça zarif. Teşekkür ederim. Sanem Hanım'ın şikayeti üzerine burada toplandık. Buyurun Sanem Hanım. Evet, bu gerçekten çok tatsız bir konu. Rıza Bey ile ailesi yıllardır bu apartmandalar. Tabii canım. Daha neler neler oldu yani. Bu tip iş ilişkilerinde zaman yıpratıcı olabiliyor. Yani istemesek de yüz göz oluyoruz. Rıza Bey'in emekliliğine bir yıl kalmış. Herhalde bunun da etkisiyle işleri iyice boşlamaya başladılar. Evet ama bir yıl çok önemli. Tabii ki. Ama başka bir yerde de kapıcılık bulabilirler. Ayrıca tazminatlarını da ödüyoruz biliyorsunuz. Ben kendi adıma artık kendimi bu apartmanda güvende hissedemiyorum. Hele yazın yaşadığımız rezaletten sonra ben bu aileye artık güvenemiyorum. Ya haksız da değilsiniz. Şu apartmanda neler olmadı ki? Silahlar bile patladı. Daha ne olsun? Evet, herkes burada olduğuna göre herhalde oynamaya geçebiliriz. İki numara daire yurt dışında olduğu için ona ulaşamadık. Nevbahar Hanım da kendi kişisel sebeplerinden dolayı şu anda aramızda değil. Fakat kendi oyunu bana şu zarfla iletti. Oyu burada. Biz de 8 daire üzerinden oylamaya devam edeceğiz. 10 numara da yok. Ne olacak? 10 numara taşındı biliyorsun. Ben ev sahibiyle görüştüm. Bana vekalet verdi. Yani onun oy hakkı da bende. Evet. Tatsız da olsa artık oylamaya geçebiliriz. Gitsinler. Kalsınlar. Lara'cığım, bu oylamada söz hakkı annende. Kalsınlar. 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 Gitsinler. Gitsinler. Peki
Bahar Hanım'ın oyu? Evet, onu da bakalım. Kalsınlar. Hay Allah. Ya işin en zor kısmı bana kaldı. Böyle olmasını hiç istemezdim ama iki oy hakkım olduğuna göre kararı benim oyum belirleyecek. Fazla uzatmaya gerek yok. Gitsinler diyorum. Yani hepimizin hayatında yeterince huzursuzluk varken bir de kapıcılarımızın huzursuzluğuyla... Emir. Merhaba. Seni beklemiyorduk. Sanırım oylama var. Bir saniye. Yalnız bu bir apartman toplantısı. Apartman sakinleriyle ilgili. Ya ben de bu apartmanda oturuyorum. Taşınmak üzere olduğunu sanıyordum. Her neyse, henüz taşınmamış olsan bile sen kiracısın. Burada bir söz hakkın olamaz. Ev sahibinin oy hakkı da bende. Kiracıydım ama artık değilim. Dün evi aldım. 2-3 güne de topu gelir. Bununla idare edin şimdilik. Sanem Hanım. Peki, nerede kalmıştık? 4 evet, 4 hayırdı galiba. Peki, sizin oyunuz? Kalsınlar. Beşe 4 oyla aynı kapıcıyla devam kararı almıştık. Evet efendim. Sizinle devam etmeye karar verdik. Peki efendim. Hayırlı olsun. Teşekkür ederim. Allah razı olsun efendim. Kolay gelsin. İyi günler. İyi günler. İyi günler efendim. Ay çok şükür ya. Ay çok şükür Allah'ım. Çok şükür. Aman yaşasın. Komşularımızı rahatsız etmiş... Şikayetlerini toplamışız. Ama yine de bize kıyamamışlar. Bizi ekmeksiz, çatısız bırakmamışlar. İnsan sevineceğine yüzü kızarır da utanır. Ayıptır. Ben yöneticiye teşekkür etmeye gideceğim. Mehmet... Sen de gel. Baba. Ortalığı kırıp döken sensin oğlum. Gel. Feriha, sen de gel. Kalk. Allah'ıma çok şükürler olsun ya Rabbim. Gülfin'den şu adağı da yerine getirdik mi daha iyice gönlüm rahat olacak. Ben boşuna demedim Allah'tan ümit kesilmez diye. Ama yine vicdanlı insanlarmış ha. Oo çok çok. O iblis bak Zehra'yı vurduğunda da Allah için çok arka çıktılar bize. Ay Yatçı abla ya. Şu iblisi hatırlatıp durma. Vallahi elim ayağım oynuyor ha. Ne yapacaksın hayat? Yazık. Vallahi biz yıllarca karşılıklı dükkanlarda çalıştık. Melek gibi adamdı, karıncayı incitmez. Artık ne yaptılarsa delirttiler adamı. Bak Seher Hanım, ben sana bir cevap verirdim ama muhatabın olmayacağım.
Hadi Gülşin'den kalk gidelim, şu şeyi adak işini halledelim kızım. Hadi. Ayıp oluyor ama Siyer Hanım. Ay ne var, yalan mı söyledim? Delirttiler dedim. Delirmedi mi? Tövbe tövbe. Ya Feriha, bir şey desene. Ya siz ne konuştunuz, ne oldu? Ya sen çok üzülüyordun. O da evi satın almış. Koray da bunları mutlaka konuşması gerek deyince ben de tamam iyi dedim. Yani ben belki barışırsınız diye düşündüm. Kötü mü yaptım? Yo. Çok iyi bir şey yaptınız. Biz kurtulduk birbirimizden. O ne biçim laf ya? Geriye bir şey kalmamıştı. Kurtulduk işte. Tamam. Abimi veriyorum. Kan sağlıcakla. Alo. Zehran, biz çok iyiyiz. Sen hiç merak etme. Ömer'im ne yapıyor? İyi mi? Zehra, bu Yasinler tarla işini hallettiler mi? Bir anlat bakayım bana. Yok yok, çok yazmaz. Ev telefonundan konuşuyorum. Akşam 7, sabah 7 bedava. Yok yok. Sadece şehirler içi değil, şehirler arası da bedava. Ya? Ver bakayım bana bir Ömer'imi. Bir konuşayım onunla. Ömer, ne haber oğlum, iyi misin ha? Oradakileri, amcanları rahatsız etmiyorsun değil mi? İyi, iyi, aferin. Ömer, senin o kumandalı arabayı en kısa zamanda getireceğim oğlum sana. Yalnız arkadaşlarınla beraber oynayacaksın ha, tamam? Tamam, tamam. Ya senin sesin uykulu gibi be. Ver, ver, anneni ver bana. Zehra, bu çocuğun sesi çok uykulu gibi geldi bana ya. Köy havası. Ne de olsa temiz hava, uykusu geldi tabii çocuğun. Hadi, hadi. İyi geceler. Kalın sağlıcakla. Allah'a emanet olun. Eyvallah. Hürriye. Şu makbuzları dağıtıver kızım. Pişt Feriha. Hadi yine iyisin. 10 numara gitti. Apartmanda rahatsın artık. Çarparım ha. Dur dur, ben bakarım. Zehra aramaya doyamadı abi. Efendim. Buyurun. Rıza Yılmaz benim. Evet efendim. Thank you.
Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.